Bugün burada bir araya gelmemizin sebebi neydi? Allah hepsinden razı olsun. Partimize ciddi bir ikinci katılım programını sağladınız. Şu an 150 civarında partimize katılan arkadaşlarımız var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve İYİ Parti'den de partimize katılanlar var. Bu dönemde bizleri tercih edip bizlere gönül verdikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum ve partimize hoş geldiniz diyorum efendim, hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, fazla uzun zamanınızı almayacağım. Sayın Vekilimle İl Başkanımızın programı olduğu için biraz kısa keseceğim ama birkaç kelam etmek istiyorum. Biliyorsunuz önümüzde bir 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri var. Kıymetli arkadaşlar, bakın ben köy gezilerinde de, esnaf gezilerinde de aynı şeyleri anlatıyorum. Bizim için, pardon, peki belediye başkanımız Ahmet Sırdar aramızda ama gözüm görmedi. Hoş geldin Ahmet Başkanım. Hikmet Çinili Başkanım, Tekirişe Başkanım, siz de hoş geldiniz. Kıymetli arkadaşlar, bu seçim inanın Türkiye'nin geleceğini, yarınlarını ilgilendiren bir seçim. Neden Türkiye'nin geleceğini, yarınlarını ilgilendiren bir seçim? Ben Cumhur İttifakı'nın Türkiye'ye iktidara geldikten sonra hizmetlerini anlatmaya başlarsa herhalde 1-1,5 saatimizi alır. Siz takip ediyorsunuz. Türkiye'deki Cumhur İttifakı'ndan önceki Türkiye ve bugünkü Türkiye arasında ne kadar çok şeylerin değiştiğini zaten hepimiz fark ediyoruz. Ama seçimle ilgili şunu söylemek istiyorum. Kısa kısa anlatmak istiyorum. Kıymetli arkadaşlar, milli mücadelede biz neyin mücadelesini verdik? Vatan topraklarının mücadelesini verdik. Kime karşı verdik? Çanakkale'ye gemilerini dayayanlarla, Anadolu topraklarını işgal edenlerle mücadele verdik. Kimdi bunlar? Bütün Avrupa ülkeleriydi. Saymakla bitiremeyeceğimiz diye bize hasıl olan bu Anadolu topraklarına göz diken düşmanlardı. Bakıyorsunuz arkadaşlar, şükürler olsun. O zaman dedelerimizin, atalarımızın böyle sert kanlı, soğuk kanlı, vatanperver duygularıyla mücadeleyi vererek çok şükür ne Çanakkale'ye geçebildiler ne de Anadolu topraklarına kaldılar. Hepsi çekip çekip gitti. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar, ben şöyle bir kıyaslama yapmak istiyorum. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'ye gemilerini gönderen ülkeler, Anadolu topraklarını işgal eden ülkeler, bakıyorsunuz aynı ülkelerin o zamanki devlet adamlarının, askerlerinin, komutanlarının, torunları bugün Cumhur İttifakı'nın karşısına geçmiş, Cumhur İttifakı'nı alaşağı etmek için elinden gelen maddi, manevi bütün oyunları oynuyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısında böyle resmen set gibi duruyorlar. Kimin yanında duruyorlar peki? Kimi destekliyorlar? Cumhur İttifakı'nın karşısındaki altını masayı destekliyorlar. Tamamen altını masanın yanında duruyorlar. Maddi, manevi her türlü desteği veriyorlar. Başka kimin yanında duruyorlar? FETÖ'nün yanında duruyorlar. PKK'nın, PYD'nin, DEAŞ'ın vesaire terör örgütlerinin yanında duruyorlar. Onun için diyorum ki bu seçim siyasi bir seçim değildir. Kurtuluş Savaşı'nda biz bunları silahlarımızla yüreğimizle bu Anadolu topraklarından kovduk. Şimdi de oylarımızla kovacağız Allah nasip ederse arkadaşlar. Tercihimizi Cumhur İttifakı'ndan taraf kullanacağız ve Allah'ın izniyle de bunları bertaraf edip yolumuza yürüyeceğiz. Türkiye'yi inşallah layık olduğu bir ortama ve güce, kuvvete getirip dünyanın süper güçler arasına katacağız. Bunlar sizlerin sayesinde olacak. Ben son olarak da şunu söyleyeyim. Bir kelamım daha var. Kıymetli arkadaşlar, burada sesleniyorum. İzliyoruz sosyal medyada. Ben eski ülkücü bilmem kim. Ben eski ülkücü bilmem kim. Ben Erküç Ülkü Ocaklar Genel Başkanı bilmem kim. Apu sapu konuşuyorlar. Ya arkadaş, Allah'tan korkun. En azından gidebilirsiniz. Tercihiniz istediğiniz yere yapabilirsiniz. Ama şu ülkücü kelimesini kaldırın artık ya. Bıktık bundan artık. Yani sen gideceksin kiliseye, ayin yapacaksın, ibadet yapacaksın, ondan sonra da ben Müslümanım diyeceksin. Var mı böyle bir şey ya? Onun için bu arkadaşlarıma da buradan mesajım budur. Kiliseye ayin yapıp da ben Müslümanım demeyin. Başka ülkücülük milliyetçilik parçası da olur, ülkücülük bir kocaklar da olur. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar duyuyorum. Sağ olun, var olun.
Ben sözü bu arada biraz heyecanlandım, kusura bakmayın. Ben sözü Sayın İl Başkanım Yusuf Kanlı Bey'e veriyorum. Buyurun Sayın Başkanım. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Kıymetli Başkanım, ulusal anlamda çok önemli konulara değindi. Ülkemizin hassasiyetiyle ilgili konuları Cumhuriyet'ten bu yana ifade etmeye çalıştı. Ve sözü bugün üçüncü yüzyılda geçenler, kendilerine yer bulmaya çalışanları ifade etti. Bu konuya ilgili fazla söz söylemeye gerek yok. Ben öncelikle değişik partilerden Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılım yapıp Milliyetçi Hareket Partisi'nin güçlenmesi ve önünde yapılacak seçimlerde hem milletvekili sayısını artırma noktasında hem de Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanı seçiminde daha güçlü girebilmesi anlamında yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Başkanım toplantıyı burada mecburiyette yaptığını ifade etti. Nedeni de diğer olmadığından dolayı bugün burada 7-8 kişilik kişiyi temsil eden bir durum var. Bu katılımda bulunan 7-8 civarında partimize güç veren, omuz veren arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum, şeref verdiniz diyorum. Kıymetli arkadaşlarımız, önümüzdeki yapılan seçim gerçekten milletimiz ve devletimiz için çok önemli bir seçim. Ben buna kısaca hak ile batılın hilal ile haksı seçimi diyorum. Yüzyıllardan beri ülkemizde sürmüş olan, Türk İslam coğrafyasında sürmüş olan emperyalist güçleri ve haçlı zihniyetinin en önemli, en büyük savaşlarından bir tanesiyle karşı karşıyayız. Dış güçler içerideki işbirlikçileriyle beraber maalesef ülkemizi bölmek, ülkemizi parçalamak, ekonomik anlamda daha kötüye götürmek için ellerinden gelen her türlü mücadeleyi, her türlü şeyi yapmaktan geri durmuyorlar. Fakat biz Türk milleti olarak da vatanını, devletini, milletini, bayrağını seven insanlar olarak da ülkemizi sonuna kadar her anlamda, her cephede, ekonomik anlamda, okuma anlamında, eğitim anlamında, siyaset anlamda korumaya, kollamaya ve güçlü bir şekilde temsil edilmesi, devam etmesi için elimizden gelen ardına koymadan mücadeleye devam edeceğiz. Ve akşam bu vakitte çok farklı kalmadan hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Vekili Muharrem Arlı Bey'e ve Merkez Yürütme Kurulu'ya Muharrem Arlı Bey'e sözlerimi teslim ediyorum. Çok fazla teslim ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. İnşallah Allah nasip ederse Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptılar. Sayın Genel Başkanımız da açıklama yaptılar. 14 Mayıs seçim tarihi olacak. Büyük ihtimalle herhangi bir olağanüstü durum olmazsa 14 Mayıs'ta hem milletvekili seçimi hem Cumhurbaşkanı seçimini birlikte yapacağız. İnşallah bu yapacağımız seçim ülkemize, milletimize, devletimize hayırlara vesile olur. İnşallah hep birlikte güçlü Türkiye'nin yoluna devam edebilmesi için çıkacak sonuç olumlu ve Cumhur İttifakı'nın lehine olur. Çünkü Cumhur İttifakı gerçekten ülkesinin menfaatlerini düşünen, milletinin menfaatlerini düşünen, Türkiye'nin gelecekte daha büyük ülke olması, bölgesinde söz sahibi dünyada güçlü ülke Türkiye olması adına adımlar atarak yoluna devam eden bir ittifak. Biz milletimizin müreffeh ülkeler seviyesinde olabilmesi için mücadele ediyoruz. Biz dünya devletlerine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne kadar güçlü olduğunu gösterebilmenin yolunda ilerliyoruz. İşte hep birlikte televizyonlarda izliyorsunuz. Özellikle milli savunma alanında yapılan yeni keşifler ve ülkemize kazandırdığımız yeni araçlarla dünyada ne kadar önemli bir ülke olduğumuzu herkese göstermeye başladık. Bugün İHA'larımız, SİHA'larımız dünyanın her tarafında kabul görmeye başladı. İnşallah tankımız, topumuz ve yapacağımız uçakla da dünyada yine önemli silahımızı yapmış olacağız. Ve dünyaya da bir mesaj vereceğiz. Diyeceğiz ki biz kendi ayaklarımız üzerinde durmayı başaran ve hem coğrafyasında hem de dünyada güçlü ülke Türkiye, söz sahibi ülke Türkiye'yi ortaya koyacağız. İşte Cumhur İttifakı bu yolda ilerliyor. Ama
ettikleri, gizli gizli görüştükleri ve elin kanlı PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan HDP ile birlikte bu ülkeyi kendi evlerine, kendi siyasi geleceklerine parsel parsel bölmeye başladı. Hepsinin derdi ne kadar çok milletvekili alabilirim ya da ne kadar bakanlık alabilirim ya da ben bu koltuğu ele geçireyim de ne olursa olsun mantığıyla hareket ediyorlar. Yani bir milli düşünce Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ileride bekasını düşürecek bir yapı yok orada. Bir defa HDP ile beraber olmak, HDP ile yol yürümek zaten ihanetin en büyüğü. Yani şimdi bir tarafta askerimize, polisimize kurşun sıkan eli kanlı PKK terör örgütünün siyasi uzantısı dediğimiz HDP, diğer tarafta da onlarla işbirliği yapan ve bu ülkeyi yönetmeye çalışan bir zihniyet. Dolayısıyla biz milli olan ülkemizin lehine, milletimizin lehine, devletimizin lehine bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer çocuklarımızın geleceğini düşünüyorsak, eğer ülkemizin geleceğini, bekasını düşünüyorsak bunu başarmak zorundayız. Altılı masa denilen, kendilerine altılı masa denilen ve yedekte tuttukları diğer siyasi parti HDP bu ülkede seçim kazanacak olurlarsa vay halimize. Şimdi biz yıllardan beri terörle mücadele ediyorduk. Allah'a çok şükür şu anda terörle çok ciddi mücadele yapılıyor ve neredeyse terör bitirme noktasına geldi. Şimdi HDP diyor ki durdurun bu kirli savaşı. Yani bizim terörle mücadele dediğimiz şeye onlar kirli savaş diyorlar. Yarın bunlar bu hükümeti desteklediklerinde bunlardan bakanlık istemeyecekler mi? Elbette ki isteyecekler. Peki durdurun bu kirli savaşı diyen HDP'ye İçişleri Bakanlığı mı vereceksiniz? Milli Savunma Bakanlığı mı vereceksiniz? Ya da ana dilde eğitim diye bas bas bağıran HDP'ye Milli Eğitim Bakanlığı mı vereceksiniz? Hangisini vereceksiniz? Dolayısıyla arkadaşlar Allah esirgesin bunların gerçekleşmesi durumunda Türkiye'de çok ciddi bir kaos oluşur. Onun için ülkemizin, milletimizin, devletimizin bekasını düşünerek hareket etmek ve Cumhur İttifakı'nı Sayın Cumhurbaşkanı'nın Cumhurbaşkanlığında yeniden Cumhurbaşkanı seçmek, milletvekilliğinde de Milliyetçi Hareket Partisi'ni en fazla milletvekili sayısıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermek olmalı gayretimiz. İşte arkadaşlarımız bahsettiler. Adam bir defa ülke ocaklarına çıkmış, bir defa Milliyetçi Hareket Partisi'ne çıkmış, televizyon dolaşıyor, ben ülkücüyüm diyor. Bir de CHP'nin genel başkanı utanmadan CHP'li ülkücülerden bahsediyor. Ülkücülük ülke ocaklarında olur, ülkücülük Milliyetçi Hareket Partisi'nde olur. Başka bir yerde ülkücülük olmaz. Bunu söyleyenlerde hepsi yalan söylüyor. Onun için değerli arkadaşlarım, elbette ki belki beğenmediğimiz hoşumuza gitmeyen şeyler olabilir. Ama biz liderimiz, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi iyi takip edeceğiz. Onun söylediklerini iyi dinleyeceğiz, iyi anlayacağız. Bugüne kadar hiçbir şeyde hata yapmamış, milletimizin lehine, devletimizin lehine, partimizin ve insanlarımızın lehine hep doğru şeyler yapmış bir insanla yönetiliyor Allah'a çok şükür. 25 yıldır genel başkanlık yapıyor, müthiş bir devlet tecrübesi var. Ve kime sorarsanız sorun. Bugün bilin bir HDP yerine sorun. Devlet Bahçeli'nin devlet adamlığından, milliyetçiliğinden hiç kimse asla taviz vermeyeceğini söyleyemez. Dolayısıyla güvenilir bir devlet adamı genel başkanımız. Namuslu, ilkeli ve tecrübeli bir genel başkanımız. Onun için eğer onun iyi inler, onu iyi anlar, onun yolundan yol yürürsek hiçbirimiz hata yapmayız, hiçbirimiz yanlış yapmayız. Biz 25 yıldır bu partiyi idare eden ve ülkede herkesin takdirini kazanmış Devlet Bahçeli'yi takip ediyoruz. Sizlerin de Devlet Bahçeli'yi takip etmesini arzu ederim. Bu vesileyle hepinize saygılar sunuyorum. Bu toplantıya katıldığınız için, burayı şereflendirdiğiniz için ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne katkı sağladığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, var olun.
Arkadaşlar bir şey unuttum. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimini atlatalım. Hayırlısıyla sağ senin. İnşallah Nihat Başkan da yeniden burada belediye başkanı yapmak için hep birlikte uğraşacağız. Bunu da atlatmak için. Hadi. Aksanlarım için Nihat Başkan maşallah şeylerini döşemiş buraya. Çok güzel böyle şiirsel şeyler, pankartlar atmış buraya. Avşaroğulları da tabii faydalarını görüyoruz burada. İl başkanımız temsil olarak. İl başkanımız Cüret Bey. Tekrar sen. Çağrı. Çağrı. Uzaktan çekerseniz. Buradayız. Başkanım. Yaptıktan sonra bu yemek alın. Arkadaşlar. Takıyorum bir dakika. Hepsini takamam.